Türkiye'de futbolla alakalı olan genç kuşak denildiğinde akla 3 tane teknik direktör geliyor. 1 Mustafa Denizli, 2 Fatih Terim, 3 Şenol Güneş. Bugün Fatih Terim'i parantezimize alacağız. Sebebi belli. 6 Kasım. Lafın tamamı aptala anlatılır demiş büyüklerimiz. Biz de bundan sonra haddimizi bilelim ve mikrofonu vatandaşa uzatalım. Galatasaray'ın performansı ve Fatih Terim'in şu anki mevcut formuyla alakalı neler düşünüyorlar? Şimdi Galatasaray bir 6-0'lık yenilgi aldı biliyorsun, 6-0'la. Şimdi Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın durumunu nasıl görüyorsun? Fatih Terim'in performansını nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası üzülmüyorum Galatasaray'a. Fatih Terim yerinde başka bir antrenör olsa şu an yerden yere vurulurdu. Sırf egosu, lobisi güçlü olduğu için kimse eleştirmiyor. Ama bence başarılı bir antrenör değil. Ki Milan'a gitti, Pirlo onun için kitabında yer verdi. Sadece bağırıyor. Yani açıkçası sadece gaz veriyor demek istedi. Ben çok taktiksel bir antrenör olduğunu düşünmüyorum. Sadece bağırmayla, çağırmayla işini yürütüyor. Lobisi güçlü, kabul ediyorum. O yüzden kazanıyor zaten. Facia olarak değerlendiriyorum. Bak şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Falcao'ya 5 milyon euro para veren enayilere ben bravo, 6 ve bak adam 7 yapıyor. 7 vermişler. Yani bir takip etseler, geçen sene Falcao Monaco'da 8 maç oynadığını, onun da var ya yarısında sonradan girdiğini falan filan görürler. Beli kütük gibi olmuş Falcao'ya 7 mi verdiler? 7 veren enayileri tebrik ediyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Yani facia, durumları facia. Allah beterinden saklasın diyemeyeceğim. Daha beter olsunlar. Fatih'in durumunu, Fatih aslında çok iyi başladı. Şampiyon da yaptı takımı. Altyapıdan gençleri çıkartabilirdi. O kredisi vardı. Eğer çıkartıp da araya gençleri koyabilseydi daha iyi olurdu. Takım daha iyi mücadele edebilirdi. Şimdi hep yabancı olduğu zaman Fatih'in kendi şeyi de kalmadı. Gaz veren, yani motive eden, yani onun kendisine kendi has bir şeyi vardı yani. Taktikten öte gaz veren bir durum vardı ama çoğu yabancı olduğu için kimse anlamıyor ki. Yani tarafta gol desen olacak, futbolcu anlamıyor. Çoğu yabancı. Mesela Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu takıma ateşliyor mesela. Hani gidiyor bir sinir bir hareketler yapıyor, takıma ateşliyor ama Galatasaray'da öyle bir durum yok. İstifa çözüm değil. Çünkü kim gelecek? Yerine kim gelecek ki? İstifa edeceğine transfer de yapamaz zaten. Dediğim gibi altyapıdan oyuncu alırsa daha güzel olur. Fatih Terim'in formu güzel. İyi yani, Fatih Terim iyidir. Performans yok hani, ne derler ona, performans mı? Performans yok işte, ondan yok. O olsa iyi. Hani destek yok abi. Araplardan olması lazım, zencilerden abi. Arap şeyleri. İngilizler yaramaz. Yaramaz abi İngiliz. Arap kıyak. Yani siyahlar düzelir ya. Düzelir. Biraz o performansı ayarladın mı düzelir. Ya bence yaptığı transferler bayağı berbat geçti. Falcao oynamıyor biliyoruz. Falcao'nun oynamaması da büyük bir etki. Fatih Terim de aslında iyi bir teknik direktör ancak kendini gösteremiyor bu sezon. Şimdi öncelikle çok teşekkür ederim. Güzel bir soru, çok anlamlı bir soru. Bir Fenerbahçe kongre üyesi olarak bu soruya tebessümle şöyle bir cevap verebilirim. Galatasaray'da işler kötü gidiyor. Fatih Terim tartışılmaz bir imparator gibi gözüküyor. Perde arkasında da öyle. Başarı var, geçmişteki başarılar var. Yalnız bu geçmişteki başarılar Fatih Terim'in şu anki başarıları değil. Geçmişten gelen bir başarı var. Fatih Terim şu anda yönetimle beraber de büyük bir sıkıntı yaşıyor. Artı Fatih Terim'in şu anda Galatasaray futbol takımına sözü ne kadar geçtiğinin anlamı ortaya çıkıyor. Real Madrid maçını izliyorum. Evet, Galatasaray bizim rakibimiz, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz. Kesinlikle böyle. Ama şöyle de bir durum var. Geçmişte yaşananlardan dolayı ben Galatasaray eski yönetimine, ha bu arada Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Özhan Can Aydın'a büyük bir şeyim var, sevgim var, saygım var. Dürüst bir başkan olarak saygım var. Şu anki başkana hiçbir şey söylemek istemiyorum ama Fatih Terim'e girince Fatih Terim şu anki gittiği yol çıkmaz sokak. Bence istifa etmeli. Çünkü gidiş çok kötü. Yani öyle bir gidişat var ki Galatasaray'da şu anda. Bu gidişat Galatasaray'ın bir hafta sonraki planlarının olmadığını düşünüyorum. Fatih Terim tarafından. Ve artı futbol takımına da baktığım zaman yani hadi ligde öyle veya böyle gidiyor. İyi de gitmiyor ama. Avrupa'ya da gidince daha çok kötü. Fatih Terim şu anda gerçekten de formsuz. Niye derseniz oynattığı futbol ve futbolcu seçimlerinde çok yanlış yapıyor. Hani bu işin şakası ama bir tane Türk futbolcusu bile yok. Bunun sebebi niye acaba? Neden?
Normalde ne bileyim bir iki tane üç tane Türk futbolcusu var. Şu anda aklıma gelmiyor. Oynatması gerekiyor, denemesi gerekiyor. Hani sonuçta bu bir Türk takımı. 11 tane yabancıyla sahaya çıkması bile yanlış bence. Ya bunu tabii Fatih Terim değerlendirir. Hani idmanlarda nasıl oynar futbolcuları öyle değerlendirir ama illaki de burada bir sıkıntı var Fatih Terim'den yana. Bence Fatih Terim'in şu anda çok çok başarısız, istifa etmesi gerekiyor. 6 Kasım'a geldiğimizde de ben arkadaşımla da bunu şakalaştım gerçekten. Mesajı da çektim ona, dedim ki 2-0 iken dedim bir 6 Kasım faciası yaşanacak. Tabii biz bir Türk olarak bunun şakasını söyledik. Gerçekten böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama oldu. Yani bundan mutlu muyuz? Değiliz. Ama bir tarafımız da mutlu. Bu bir gerçek. İşin şakası ama şu anda ülke puanı olarak da bir Başakşehir'imiz iyi gidiyor. Avusturya takımıyla çekişiyoruz ve onları iki maçta da yendi. Şu anda Başakşehir Türk futboluna büyük bir katkılarda bulunuyor. Biz de Fenerbahçe olarak bundan gurur duyuyoruz. Ya bu Galatasaray olsaydı bu kadar gurur duymazdık ama Başakşehir olduğu için gurur duyuyoruz. Başakşehir'in de başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah gruptan çıkar önümüzdeki maçlarda. Fatih Terim'e de gelince inşallah istifa eder. Tek hatasında bu kadar istifayı düşünemeyiz bence. Çünkü bir şampiyon ettiğinde göklere çıkarıyorsak bir mağlubiyetinde de bu kadar indirmememiz lazım. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Taktik hatası her hoca yapar. Mourinho'nun da ezeli bir rekabeti vardır. İlla ki 6-0 olmasa bile 5-0 almıştır mağlubiyet. Yani Fatih Terim'e çok yüklenildiğini düşünüyorum. Haklı mı? Taktiksel hataları var bence de. Ama Galatasaray'ın çocuğudur yani.